Çantan hazır baba. Cibre mi gönderecekler beni? Evet. Biletini aldırdım ben. Seni götüren şoför ilgilenecek. İyi. Hadi buyur, gel. Hadi koçlar, eyvallah. Komutanım, müsaade ederseniz Kadir abiyle vedalaşalım. Tamam. Ben öyle vedalaşmalardan hoşlanmam, onu da bilin ha. Gidiyorsun diye Kerim Asteğmen'imizden başka üzülen de yok zaten. Belki bize düşmez. Siz baba oğulsunuz. Ama biz de burada bir aileyiz. Kerim Asteğmen bizim komutanımız. Ona söylenen her laf bize de koyar. Tamam, arada laubalilik yapıyoruz. Bazen kızdırıyoruz da. Benimle de dalga geçiyor bu hayvanlar. Kerim Asteğmen iyi adamdır. Bizim serseriliklerimize ses etmez. Çünkü kalbi bizi kırmak istemez. Ben de öyle yapıyorum. Yalan mı? Kırmaz da. Şeker gibi adamdır vallahi. Kusura bakma ama sen onun yanından bile geçmemişsin. Üstelik çakı gibi de askerdir. Bize çok şey öğretti. O yüzden komutanımıza bir daha bizim yanımızda böyle şeyler deme. Sakın. Abi dedik, amca dedik. Komutanımızın babasısın diye saygı gösterdik ama. Uzun lafın kısası, istikamet, nizamiye, uyguladım, maç! Levent? Merhaba Çiğdem. Merhaba. Telefon sapıklığı yetmedi, şimdi de kapıma mı dayandın? Ne? Ne o zamanlı zamansız çaldırmalar, nefes alıp vermeler falan? Ya iki gündür telefonum kayıptı. Tertip bulup oynamış. Tertip? Ya biliyorum, kulağa saçma geliyor ama vallahi öyle. İçeri geçebilir miyim? Aslında işim var, bavulumu hazırlıyordum. Uzun sürmez. Mektubunu okudum Çiğdem. Bayağı uzun yazmışım herhalde. Bugüne kadar anca okuduğuna göre. Gelmek için cesarete ihtiyacım vardı. Niye? Evlenme mi teklif edeceksin yoksa? Hayır. Ben sadece... Tamam tamam, panikleme. Zaten artık senden gelecek her türlü teklife kapalıyım ben. Ha, eğer iyi yolculuklar dilemek için geldiysen o başka. Çiğdem. Gitme. Kal. Kalamam Levent. Hamza. Baba, ne yapıyorsun böyle sessiz sedasız? Buyurun babacanlar, hoş geldiniz. Yani gerçi senden duysaydık daha iyi olurdu ama öyle olmadı. Ne yapalım? Başın sağ olsun demek istedik. Eyvallah. Dostlar sağ olsun. Şş, niye bize anlatmadın? He vallahi. Ben komando olmak için ağladığımı sizden gizliyor muyum Hamza abi ya? Bana gelip laf anlatmayı biliyorsun ama. Yok arkadaşlıkmış, yok bilmem ne. Söyle bakalım şimdi. Ne yapıyorsun oğlum, adamı dövmeye gelmedik. Pardon, havaya girdim birden. Giremez miyim? Pardon. Aşk olsun be Hamza abi. Arkadaş olarak görmüyor musun bizi? Olur mu öyle şey babacan ya? Anlatayım da milletin neşesi mi kaçsın ha? Ulan dedüğüne bak. Sanki biz her gün altın günü yapıp göbek mi atıyoruz? Abi senden başka Arzu abimiz mi var? Anlatacak git derdi de ortak olalım. Neyse. Olan olmuş artık. Hamza, bundan sonra gizlimiz saklımız yok, tamam mı? Ha şöyle. Tamam mı beyler? Bundan sonra sır saklamak falan yok abi. Kardeşiz abi biz. Evet ya. Mesela ben hep rüyamda Van Dyne'ı görürüm. Çıplak olarak.
üstsüz. Sen yine de bazı sırlarını sakla Gökhan, tamam? Ha. Harbi kardeş gibi olduk sizle ya. Lan ben buradan nasıl ayrılacağım bilmiyorum vallahi. Nereye gidiyorsun ki? Daha 12 ay 24 günün var. Şaşkın. Hamza. Telefonun var. Arıza herif. Etmeyin komutanım. Bakın beni sevindirmek için yapıyorsanız yani. Seni sevindirmek için ne diye uğraşayım? Manyak herif. Bir kız arıyor seni. Türkçesi bozuk biraz. Liz miymiş neymiş adı? Liz mi? Ne diyorsunuz komutanım siz ya? Ha? Ne diyorsunuz siz ya? Durun be dur. Tutun şunu. Alın şunu üzerinden. Şşş. Bırakın gücüm bak. Manyak herif. Dur. Teşekkür ederim. Gitmene nasıl engel olabilirim bilemiyorum. Senin bu tavrın işimi daha da zorlaştırıyor. Sonunda beni anladın. Görüyorsun değil mi? İnsan bir duvarla, bir kapıyla konuştuğu zaman nasıl zorlanıyor. Çok zayıf düşmüştüm Çiğdem. Sen benim en zayıf hallerimi gördün. Levent, Allah aşkına yapma. Fırtına üsteğmenliğin nerede kaldı? Bana bahane olarak bunları söyleme. Bahane değil Çiğdem. İnan bana, senden korkuyorum. Benden mi? Ben ne yaptım sana Levent? Sevgimi verdim, şefkatimi verdim. Daha ne yapabilirim? İşte bundan korktum Çiğdem. Karşılığında sana hiçbir şey verememekten korktum. Zayıftım. Kalbimde bir mermi taşıyordum ve hayatımda ilk defa bir kadına aşık oldum. Ne olur inan bana. İnanıyorum Levent. İnanarak söylediğine inanıyorum. Ama ben de senden korkuyorum artık. Hastanede yatarken de bana sevgi dolu sözcükler söylemiştin. Bir kere daha terk edilmek istemiyorum. Ne olur anla beni. Hoşça kal.